Günaydın şirin öğrencilerim. Bugün Türkçe dersimizde sizlerle atasözleri nedir? Bunu göreceğiz. Birlikte çalışmalar yapacağız. Dikkatli bir şekilde izler ve önünüzdeki kitaplardan da ilgili bölümleri yaparsanız konumuzu çok iyi anlayıp pekiştirmiş oluruz. Çocuklar, atasözü demek uzun deneyim ve gözlem sonucunda söylenmiş, öğüt verici nitelikteki halka mal olmuş, kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Neymiş? Bir daha tekrar edelim. Uzun deneyim ve gözlem sonucunda söylenmiş, öğüt verici nitelikteki halka mal olmuş, kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Atasözlerini söyleyen belli değildir çocuklar. Aşağıdaki atasözlerinin açıklamalarını harfleri kullanarak eşleştirelim. Rüzgar erken, rüzgar eken fırtına biçer. Atasözümüz neymiş? Rüzgar eken fırtına biçer. Bu atasözümüzün anlamı nedir çocuklar? Sinirlerine hakim olamayan kişilerin bu durumdan çok rahatsız olmaları. Bu atasözümüzün anlamı budur. Neymiş? Rüzgar eken fırtına biçer. Yani sinirlerine hakim olamayan kişiler bu durumdan çok rahatsız olurlar. Başka bir atasözü, bugünün işini yarına bırakma. Biz sık sık sınıfımızda bu atasözünü tekrarlarız. Ne demek? Bugünün işini yarına bırakma. Yani işlerimizi ertelememeliyiz, zamanında yapmalıyız çocuklar. Bu atasözünün anlamı budur. Başka bir atasözümüz, ağaç yaş iken eğilir. Ne demek? Ağaç yaş iken eğilir atasözünün anlamı, çocuklar küçük yaşta kolay eğitilir, büyük insan kolay kolay eğitilemez. Yani sizlerin bu yaşlarda aldığınız bilgi, kazandığınız davranış ve alışkanlıklar kalıcı olur ve hayatınıza yön verir. Bu yaşlarda kazanılmayan davranış ve alışkanlıklar ileri yaşlarda çocuklar kazanılmaz. Bunu söylemek istiyorum. Başka bir atasözümüz, atılan ok geri dönmez. Atılan ok geri dönmez. Bunun anlamı nedir? İyi düşünmeden yaptığımız işlerden pişman olarak geri dönmek isteriz ama iş işten geçmiş olur. Neydi? Atılan ok geri dönmez. Bu atasözünün anlamı nedir? Çocuklar, iyi düşünmeden yaptığımız işlerin telafisi yok. Yani o hatadan, pişmanlıktan geri döneriz ama bir işe yaramaz. Başka bir atasözü, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar atasözünün anlamı, yalan söz bir süre gizlense bile bir gün mutlaka ortaya çıkar çocuklar. Başka bir atasözümüz, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Nedir bu atasözümüzün anlamı? Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşınızdakinin inadı yenilir. Yani kırdığınız, üzdüğünüz bir arkadaşınızı tatlı dille ona yaklaşarak, sevgiyle ona yaklaşarak ne yapabilirsiniz? O üzüntüsünü, o kırgınlığını ortadan kaldırabilirsiniz. Ona şiddetle yaklaşırsanız sorunu çözebilir misiniz? Tabii ki hayır. Evet çocuklar, aşağıdaki atasözlerine boş bırakılan boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. Burada atasözlerimiz var. Bazı kelimeler boş bırakılmış. Biz o boşluklara hangi kelimelerin gelmesi gerektiğini birlikte bulacağız. Mesela işleyen demir nokta nokta tutmaz.
İşleyen demir ne tutmaz? Tabii ki çocuklar, pas tutmaz. Başka, yazın başı pişenin nokta nokta aşı pişer. Ne diyor? Yazın başı pişenin, çocuklar şöyle işaretleyelim. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Yazın başı pişenin, yani yaz aylarının çok sıcak olduğunu, dolayısıyla bu sıcak havalarda çalışan bir insanın güneşten çok etkilendiğini vurgular. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Nedir? Yazın çok çalışmıştır, kazanç elde etmiştir. Bu kazandığında kışın rahat rahat karınca misali ne yapar? Tüketir anlamında kullanılan bir atasözümüz. Yalancının nokta nokta yanmış, kimse inanmamış. Acaba nedir? Yalancının, çocuklar, evi yanmış, kimse inanmamış. Ben size sınıfta bir hikaye anlatmıştım. Yalancı çoban hikayesi. Biliyorsunuz, çobanın bir tanesi ne yapıyordu? Hayvanlarını otlatırken sürüme kurt daldı diye köylülere bağırıyordu. Köylüler koşuyordu. Çobanın yanına geldiklerinde ne yapıyorlardı? Bakıyorlardı, ortada kurt yok. Çoban kahkahalarla gülüyordu. Köylülerle dalga geçiyordu. Bir defa, iki defa ve üçüncü kez çoban aynı yalanı söylüyordu. Köylüler bu sefer ne yapıyordu? Çobanın yalan söylediğine inanarak gelmiyorlardı. Halbuki gerçekte kurt ne yapıyordu? Çobanın sürülerini yok ediyordu. İşte çoban yalancılığının cezasını sürüsünü kurda kaptırarak ödemiş oluyordu. İşte yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Neden? Çünkü yalancı gerçekten evinin yanıp yanmadığını kimseye inandıramaz. Bir başka atasözümüz, üzüm nokta nokta baka baka kararır. Üzüm neye baka baka kararır? Tabii ki üzüme baka baka kararır. Komşu komşunun neyine muhtaçtır? Duydum cevabınızı. Komşu komşunun külüne muhtaçtır çocuklar. Son atasözümüz, gülü seven dikenine katlanır, değil mi? Gülü seven dikenine katlanır. Peki çocuklar, bu çalışmamızda da karışık olarak verilen kelimeleri düzenleyerek atasözlerini oluşturalım. Ne var? Yatan körle şaşı kalkar. Bu kelimeleri karışık olarak verilen atasözü nedir? Körle yatan şaşı kalkar atasözümüzdür. Bir diğeri, mart kazma kapıdan kürek baktırır yaktırır. Hepinizin bu atasözünün nasıl söylendiğini biliyorum. Söyleyebilirsiniz. Nedir bu da? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Hani biz karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturuyorduk. Aynı şekilde atasözlerimizin kelimeleri karışık olarak verilmiş. Biz ne yapıyoruz? Bu atasözümüzü kurallı bir şekilde sıralıyorduk kelimelerini. Başka bir atasözümüz, 9 kovarlar söyleyeni köyden doğru. Nedir burada? Bu atasözümüzde doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Biliyorsunuz bu atasözümüzü. Çocuklar, bu atasözlerimizin ne anlama geldiğini deyimler ve atasözleri sözlüğümüzden anlamlarını bulup öğrenebiliriz. Başka bir atasözü, eve girer güneş girmeyen doktor. Bu atasözümüzün kelimeleri karışık verilmiş. Biz anlamlı hale getirdiğimizde nedir? Nasıl söyleriz bu atasözünü? Güneş girmeyen eve doktor girer şeklinde söyleriz. Başka bir atasözümüz, söyle arkadaşını kim sana olduğunu söyleyeyim. Bu atasözümüzün söylenişi de nasıldır? Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim şeklinde
belirsiz. Burada görsellerimiz var çocuklar. Görseller bir atasözünü anlatıyor. Görsellerde anlatmak istenen atasözlerini bularak altlarındaki kutulara yazalım. Burada bir el ve altında da iki el resmi görüyorsunuz. Bu atasözümüz nedir? Bir elin nesi var? İki elin sesi var şeklinde söylenir çocuklar. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bir diğeri ne var? Görüyorsunuz bir kafes ve içinde kuş var. Bunu nasıl söyleriz? Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Demek ki bir kuşu kafese koymuşlar. Bu kuş bülbül. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Bir diğeri çocuklar görüyorsunuz. Nedir bu da? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yoğurt yiyen bir çocuk sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Aşağıdaki atasözlerin anlamlarını Türk Dil Kurumu'nun diyor atasözleri ve deyimleri sözlüğünden bakarak yazalım diyor. Ben size demin de söylemiştim. Ne demiştim? Anlamını bilmediğiniz atasözleri nedir? Atasözleri ve deyimler sözlüğümüzden ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bunların anlamlarını birlikte bulalım. Değirmen dönmez. Bu atasözümüz ne anlama geliyor? Hemen sözlüğümüzü açtık. T harfini ile başladığı için atasözü T harfinin olduğu sayfayı bulduk. Ve anlamı neymiş? İşi yapacak alanda yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyülü bir iş yürütemez. Yani neymiş taşıma su ile değirmen dönmez atasözümüz? İşi yapacak alanda yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarından gelecek küçük küçük katkılarla o işi ne yapamaz? Sonlandıramaz. Bu anlama gelmektedir. Bir diğeri sakla samanı gelir zamanı. Biz bu atasözünü çok sık kullanıyorduk. Nedir bu atasözümüzün anlamı? Gereksiz görülen şeyi ileride gerekli olabilir. Yani kullanmadığımız bir şeyi ya da İşimizi gördükten sonra herhangi bir kenara atmamalıyız, saklamalıyız. Çünkü o alet, araç, eşya her neyse bir gün mutlaka işimize yarayabilir. Başka bir atasözü, akılsız başın cezasını ayak çeker. Bunun anlamı, işte düşüncesizle davranan kişi her türlü olumsuz sonuçla ne yapabilir? Karşılaşabilir. Ve bunun sonucuna da ne yapar? Katlanır. Son bir atasözümüz, bir söyle, on dinle. Bu atasözünün anlamı da nedir çocuklar? Az konuşur, çok yararlı olur. Sizler de daha burada saymadığımız ya da söylemediğimiz birçok atasözümüz vardır. Bunların sözlüklerden, atasözleri sözlüğünden bularak anlamlarını öğrenebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.